logaritma fonksiyonuna geçmeden önce ben size logaritma fonksiyonu değil daha başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Üstel fonksiyonu ne olduğunu biliyor muyuz? Ben buraya yazıyorum. Üstel fonksiyon. Arkadaşlar kırmızı kalemimi alayım bakayım kırmızı kalemim. Güzel. Allah düştü. Neyse. Üstel fonksiyon dediğimiz şey nedir? A üzeri x şeklinde yazılan fonksiyonlara üstel fonksiyonlar diyoruz. Bir fonksiyonun hatta buna da fx diyeyim ki fonksiyon olduğu anlaşılsın. Bir fonksiyonun üstel olduğunu anlamak için şuradaki a sayısının birden farklı, a sayısının sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani birden farklı ve sıfırdan büyük sayıların x'inci kuvveti üstel fonksiyonları veriyor. Peki logaritma bunun neresinde? Üstel fonksiyon diyoruz da Hani logaritma nerede? Üstel fonksiyonlarda mıyız? Konumuz logaritma değil mi? Yanlış videoya mı geldik hocam? Yok doğru videodasın. Şimdi 3 üzeri x eşittir 16 ise x kaçtır? 3 üzeri x 17 ise x kaçtır? Hmm. Şimdi şunu 27 yapayım. Çok daha güzel bir örnek olsun. Şu 17 değil de 27 olsun. Şimdi 3 üzeri x eşittir 27 ise x'in kaç olduğunu bulabilir miyiz? Evet hocam şimdi 3 üzeri 1 3'tür. 3 üzeri 2 9'dur. 3 üzeri 3 27'dir. Tamam o zaman x eşittir 3 bulduk. x eşittir 3. Peki acaba 3 üzeri x eşittir 16 ise x kaçtır? Bunu nasıl bulabiliriz? Hocam bunu bulamam ben ama aralığını bulabilirim. Çünkü 3 üzeri 1 eşittir 3'tür. 3 üzeri 2 eşittir 9'dur. 3 üzeri 3 eşittir 27'dir. O zaman benim sayım 16 olduğuna göre yani 9 ile 27 arasında bir sayı olduğuna göre demek ki bu x 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Peki 2 ile 3 arasında da kaç acaba 2 ile 3 arasında? Bana tam değeri lazım. x eşittir soru işareti diyor. Aralık sormamış. İşte burada logaritma devreye giriyor. Bakın üstel fonksiyon, üstel fonksiyon. Böyle verildiği zaman direkt x'i bulabiliyoruz. Böyle verildiği zaman logaritmadan faydalanıyoruz. Şunu bir kenara yaz. Logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun tersidir. Bunu sadece burada lafla söyleyeceğim. İleriki videolarda logaritmanın tersinde nasıl alındığını, ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Burada bilmen gereken tek şey, x e, böyle bilinmeyen kuvvetleri bulurken logaritmaya logaritma alıyoruz. Peki nasıl alıyoruz? 3 üzeri x eşittir 16 ise şöyle yapıyoruz. Dikkat et. Bak dikkat et. Şu 3'ü 16'nın altına atıyoruz. Ve buradaki x'i yalnız bırakıyoruz. Tabi buradaki x yalnız kalırken ne oluyor? Ne oluyor? Orası çok önemli. Aha işte şöyle oluyor. Bak x eşittir. x eşittir. Bu 3 bunun altına geliyor ama bir de logaritma ifadesi geliyor. Logaritma buraya 3 yazıyoruz. Buraya 16 yazıyoruz. İşte x eşittir logaritma 3 tabanında 16 çıkmış oluyor. Ne dediniz hocam? Logaritma 3 taban 16 o birazdan gelecek. Tabanın üstün ne olduğunu göstereceğim. Ama burada önemli olan e, 3 üzeri x eşittir 16'da x'i logaritmik olarak bulmamız. Mesela 5 üzeri eksi 3 x eşittir 2 ise x kaçtır diye soruyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aa, şöyle yapacağız şimdi bak. 5 üzeri eksi 3x eşittir 2 ise hemen şöyle yapıyorum. 5'in hangi kuvvetin 2 olduğunu biliyor muyum? Ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Böyle bir şey yok. 5'in hangi kuvvetini alırsan al 2'ye ulaşamaz. O zaman hemen şöyle yapıyoruz. 5'i 2'nin altına atıyoruz. Burada eksi 3x kalıyor. Eşittir. Kalemin böyle bir tuhaf oldu. Eşittir. Logaritma geldi. Ne oldu? 5 buraya geldi. 5 tabanında 2 oldu. İşte eksi 3x bu. E ben eksi x'i arıyorum. O zaman bir de 3'e bölelim. x eşittir. Logaritma 5 tabanında 2 bölü eksi 3 çıkar. Bu kadar basit. Peki ya logaritma verir de içinde bir sayıyı sorarsa? Yine değişen bir şey yok. Şimdi bakın ortalıkta üstel varken x'i bulurken logaritma geldi. Şimdi ortalıkta logaritma varken de t'yi bulurken logaritma ortadan kalkacak. Yokken var oluyor, varken ortaya çıkıyor. Nasıl bir in misin, cin misin logaritma. Peki bak 3 üzeri şöyle yapıyoruz. Bu 3'ü bu 2'nin altına atıyoruz. Bu 3 bu 2'nin altına geldiği anda artık logaritma ortadan kalkıyor. Ve sadece orada t-1 kalıyor. t-1 eşittir. Ne oldu? 3 üzeri 2. Nereye gitti logaritma? Bak bu hamleyi yaptığın anda logaritma varsa gider. Bu hamleyi yaptığın zaman logaritma yoksa da logaritma gelir. Logaritma yoksa logaritma gelir. Logaritma varsa logaritma gider. Peki o zaman t eksi 1 eşittir 3'ün karesinden 9. Buradan t eşittir 10 çıkacak. İşte bu kadar basit. Logaritma dediğimiz olay bu arkadaşlar. Evet. Peki Logaritma a x. Az önce taban üst demiştiniz. İşte burada tam sırası geldi. Logaritmanın aşağısına yazılan sayıya logaritmanın tabanı diyoruz. Logaritmanın üstüne yazılan sayıya da logaritmanın üstü bazı kaynaklarda kuvveti de diyebiliriz. Üstel fonksiyonda olayımız neydi arkadaşlar? A'nın birden farklı olması ve A'nın sıfırdan büyük olması gerekirdi. Burada da aynı şey geçerli. Logaritma e, üstel fonksiyonun tersi demiştik. Logaritma fonksiyonunda da aha bu a, aha bu a. Bunlar aynı a'lar. Demek ki a'mızın birden farklı olması gerekir. Aynı zamanda a'mızın sıfırdan büyük olması gerekir. Burada ekstradan üstümüzün de logaritmada tanımlı olabilmek için sıfırdan büyük olması gerekiyor. Eğer bu üç şart sağlanmıyorsa o fonksiyonun logaritması alınamıyor demektir. Yani o logaritma tanımlı değil demektir. Logaritmanın tanımlı olabilmesi için bu üç şartın sağlanması gerekiyor. Şimdi doğal logaritma ve adi logaritma diye iki tane logaritmamız var. Bu adi derken pislik anlamında değil e, bayağı anlamında yani böyle hani anlatamadım. Türkçe hocalarımız varsa burada bir yorum yazsınlar. Doğal logaritma. Şimdi doğal logaritma dediğimiz şey ve adi logaritma dediğimiz şey tamamen tabana göre isimlendirme. İkisi de aslında logaritma, bu da logaritma, bu da logaritma. Doğal logaritma dediğimiz zaman logaritmanın e tabanından bahsediyoruz. Peki e ne? E bir sayı. Nasıl bir sayı? Hiç duydunuz mu arkadaşlar? Mesela pi sayısı, e sayısı. Mesela e sayısının kaç olduğunu daha önce hiçbiriniz duydunuz mu? 2,71 diye bir sayı. Tam olarak bilinmiyor. Yine pi sayısı gibi 2,71 falan diye devam ediyor. İşte bu e sayısını logaritmanın tabanına koyduğum zaman buna doğal logaritma diyoruz. Ve logaritma e tabanında x'in özel bir gösterimi var. O gösterimde ln x. Elen x diye okuyoruz. Adi logaritmada da logaritma 10 tabanındaki logaritmalar adi logaritma diyoruz. Logaritma 10 tabanında x. Bunu da logaritma x diye yazıyoruz. Yani bir logaritmada tabanda ne yazdığını görmezseniz orada 10 yazdığını bileceksiniz. Ve logaritmada e, logaritma değil elen x olduğunda bu elen x'in logaritma e tabanında x olarak yazıldığını bilmeniz gerekiyor. İşte doğal ve adi logaritmada bunlar. Peki logaritma x eksi 4 eşittir 25'i x kaçtır demiş. Ne yapacağız şimdi? Logaritma var. Hamlemiz neydi? Bu x eksi 4 nereye gidiyor abicim? Buranın buranın altına gidiyor. Hadi gitsin bakalım. Bu, buraya gitsin bakalım. Burada 25 kaldı. Eşittir. Burası x eksi 4 üzeri 2 oldu. Doğru mu? Hmm. Peki 25 neyin karesi? 5'in karesi. 5'in karesi eşittir. x eksi 4'ün karesi oldu. E o zaman ne olacak? 5 x eksi 4'e eşit olacak. x eksi 4 eşittir 5 ise x eşittir 9 gelir. Hadi gel sağlamasını yapalım. Ya da birazdan göstereyim. Logaritmanın işlemlerinde göstereyim sağlamasını. x eşittir 9'da kalalım. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Ne demek en geniş tanım kümesi? Yani bu fonksiyonlar nerelerde tanımlı diyor. Burada x'ler var da hani sıfırdan büyük olma, birden farklı olma durumları vardı. Hani 3 tane madde vardı. Birinci madde, ikinci madde, üçüncü madde. Birinci madde ne diyordu? Logaritmanın tabanı kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Yani 2-x büyüktür 0. İkinci madde diyordu ki logaritmanın tabanı birden farklı olacak. Üçüncü madde diyordu ki logaritmanın üstü de sıfırdan büyük olacak. Yani... 2 eksi x büyük 0 ise x küçüktür 2. Yani x'in 2'den küçük olması gerekiyor. x'i bu tarafa 1'i bu tarafa atarsam x'in 1'den farklı olması gerekiyor. Bir de 6'yı bu tarafa atarsam x'in eksi 6'dan büyük olması gerekiyor. İşte fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Bir tane sayı doğrusu çiziyorum bak. Burası 0, burası 2, burası eksi 6. Şimdi 2'den küçük olacak. 2'den küçük, eksi 6'dan da büyük olacak. O zaman bu aralık diyeceğiz, değil mi? Eksi 6 kapalı aralığı diyeceğiz, çünkü büyük eşitlik yok. Virgül 2 kapalı açık aralığı diyeceğiz. Eksi 6 açık aralığı, 2 açık aralığı dedik. Peki, bu arada bir sayısı var mı? Var. Ama bir yazdığınız zaman, bakın ne oluyor? Logaritma bir tabanında 7. Logaritmanın tabanı bir olamaz demiştik. O zaman bu aralıktan bir sayısını çıkardığımız zaman, işte bize en geniş tanım kümesini vermiş olur. 3 maddeyi unutmuyoruz. Logaritmanın tanımlı olabilmesi için bu 3 madde şart. Logaritma 3 tabanında 22 falan filan vermiş, x eşittir kaç demiş. Şimdi mantık aynı. Mantıkta yine hiçbir problem yok. Şöyle düşünüyoruz. En dıştaki logaritmadan başlıyoruz. Şimdi şuraya x desek. Şimdi x var. Başka bir şey diyelim. y diyelim. Logaritma şuraya yazıyorum bakın. Logaritma 3 tabanında y eşittir 3'müş. Ne yapıyorduk? Hareketimiz neydi? Şu 3 şunun altına gidiyordu. Ve ortalıkta logaritma varsa bu hamleyi yaptığımız zaman logaritma gidecekti. O zaman burası y eşittir. 3 üzeri 3. Yani 27 olur. Bakın y dediğimiz ifade 27'ymiş. O zaman 22 artı logaritma 2 tabanında x artı 3 eşittir 27 olur. At 27 öbür tarafa 22'yi pardon. Logaritma 2 tabanında x artı 3 eşittir 27 eksi 22'den 5 mi oldu? Tamam. Şimdi bir hamle daha ne yapıyorduk? Bu 2'yi bunun 5'in altına getiriyorduk ve üstel, üstele çeviriyorduk burayı. Peki logaritma var meydanda. O zaman logaritmadan kurtulmuş olduk. x artı 3 eşittir. 2 buraya geldi. Ne oldu? 2 üzeri 5 oldu. 2 üzeri 5 32. O zaman x artı 3 eşittir 32 oldu. 3'ü karşı tarafa attığım zaman x eşittir 29 çıktı. Bu kadar basit. Hamlemiz hep aynı. Şuraya genelleyelim. Logaritma a tabanında x eşittir y ise şu bunun altına geliyor ve logaritmadan kurtuluyoruz. x eşittir a üzeri y oluyor. Çok 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 önemli. fx eşittir 5 tabanında 16 eksi x kare logaritma 3 tabanında x artı 2. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Şimdi buranın da sağlanması lazım. Buranın da sağlanması lazım. Bura için e, tabanın birden farklı ve sıfırdan büyük olması lazım. Onlar sağlanmış zaten. Bakın 5 arkadaşlar. Yani orada ilk iki maddeyi incelememize gerek yok. Burada sadece 16 eksi x karenin sıfırdan büyük olduğunu incelememiz lazım. Burada da x artı 2'nin sıfırdan büyük olduğunu incelememiz lazım. Peki bunu nasıl inceliyorduk? Önce ayıralım bunu. 4 eksi x çarpı 4 artı x büyüktür 0. İki kare farkını hatırladın değil mi? Peki eşitsizlik nasıl çözülüyordu burada? burada kök bulalım. 4 ve eksi 4 diyelim. Daha sonra tablo yapıyorduk değil mi? Neydi tablomuz? Tablomuzu şuraya yapalım. Eksi 4 ve 4'ü yazıyorduk. Daha sonra sayı doğrusunu çiziyorduk. Sonra işaretlendirmeye başlıyorduk. En büyük dereceli terimimizin katsayısı eksi. X karenin katsayısı. Eksi artı eksi oluyordu. Ve bu kökler dahil değildi. O zaman çözümümüz ne olacak? Sıfırdan büyük yerleri sorduğuna göre şu aralık olacak. Eksi 4 ile 4 aralığı diyebiliriz. Açık aralığı. Şimdi burayı sağlayan aralık eksi 4 ile 4 aralığı. Burayı sağlayan aralık da eksi 2'den büyük. Yani eksi 2 ile artı sonsuz aralığı. Bunları gelin kesiştirelim. İkisinin de aynı anda sağlanması gerekiyor. Sayı doğrusu çizelim bir tane. Şuradan bir sayı doğrusu çizdim. Şimdi sıfır burası. Şurası eksi 2 olsun. Şurası eksi 4 olsun. Şurası da artı 4 olsun. Şimdi bakın mavi ile taradığım yer ikincisinin şeyi sağlanması gereken yer. Bir de ben başka bir kalem alayım. Bir tane e, şöyle yeşil bir kalem alalım. Şimdi diğerinin sağlanması gereken yer eksi 4 ile 4 arası. Onu da şöyle tarayalım. Eksi 4 ile 4 arası. Ortak or olarak taradığım yer neresi var? Ortak olarak taradığım yer bakın eksi 2 ile 4 arası var. O zaman eksi 2 ile 4 arasındaki değerler için bunun logaritması, iki te, ikisinin de logaritması aynı anda sağlanacak. Mesela eksi 2 ile 4 arasında bir değer verelim. 1 verelim. 1 verdik, burası sağlandı. 1 verdik, burada sağlandı. Bak 1 verdim, 15. Sıkıntı yok, sıfırdan büyük. Hep sıfırdan büyük olacak. 1 verdim, 3. Bu aralıkta hiçbir değer için bir sıkıntı çıkmaz. Peki 4 verebilir miyiz? 4 verdik. Burası 0 oldu. 0'dan büyük olması gerekiyor. O zaman 4 veremiyoruz. 4'ten küçük değerler vermemiz gerekiyor. İşte o fonksiyonun en geniş tanım kümesi -2 ile 4 arası olmuş olur.